Gel. Geldim. Erkencisiniz Nazan Hanım. İstanbul trafiğini her zaman hesaba katarım. Bazen şaşırtıcı oluyor, bugün yollar bomboştu. Müsaadenizle. Aa, tabii ki. Nazan Hanım, başlamadan önce bizim tanışmamız biraz enteresan, tatsız. Hı hı. Haddimi de aştım biraz. Unutalım mı olanlar? Yok, ben o günü unutmam. Ama işe duygularımı da karıştırmam. İş konuşalım. Buyur. Rakamlara bakılır, burada sıkıntı yok. Ben önce bir iki konuda hemfikir olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Dinliyorum, buyur. Alacağımız para her ay sonu elimizde olmalı. Olmalı ki öyle o anki ruh halimize göre anlaşmayı bozmaya kalkmayalım. Borcumuzun bankaya olmadığının farkındayız. Güzel. Olur ağa, bir terslik oldu. Yani işte mekanda yangın çıktı. Ya da ne bileyim, sel bastı. Olabilir bunlar, çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. İşte biz bu durumların hiçbirini mazeret olarak kabul etmiyoruz. Sonra tadımız kaçmasın. Bakın Nazan Hanım. Nazan. Nazan. Biz kiminle iş yaptığımızın farkındayız. Niyetimiz de bu işin sonunda en az hasarla sıyrılabilmek. Bizim tadımız zaten kaçacak kadar kaçtı. Güzel. Güzel, o zaman sorun yok. Buyur. Ama bence siz bir yandan bana bir şeyler ikram edin. Çok pardon. Kokteyl? Aa, kokteyl için biraz geç oldu ama iyi bir İrlandalıya hayır demem. İçimizde İrlandalılar var. Güzel. İstersen. Nereye gidiyorsun ya? Oturuyorduk, eğleniyorduk burada, ne güzel. Evet işte. Siz eğlenirsiniz daha güzel ben gidince. Otur oturduğun yerde. Bak Oktay, ben öyle herhangi biri değilim, tamam mı? Benim ekslerim arasında kimler var sen biliyorsun. Hmm. O yüzden ben böyle şeylere gelemem. Şimdi ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun, otur lan şuraya. Ne yapıyorsun ya? İnsanlar bakıyor, ne yapıyorsun? Lan insanlarına da başlatma, eksine de başlatma lan. Beyefendi, beyefendi. Beyefendi lütfen ama. Tamam, tamam. Ya bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Tamam beyefendi, kusura bakmayın. Biz ilgileneceğiz. Olmaz ama ya. Kusura bakmayın. Oktay Bey. Oktay Bey. Sizi daha uygun bir masaya alalım mı? Yürü git lan. Ne yaptınız? Hallettiniz mi okul işini? Efendim? Sabah yani Yekta Bey'le konuşurken o söyledi. Çocuğun bir kayıt işi falan varmış galiba. Hayır yani eğer bir tanıdığa falan ihtiyaç varsa çevremiz geniş diye söylüyorum. Eyvallah, sağ ol. Yok hallettim, sağ ol. Enteresan bu arada. Yani üniversite çağında çocuğunun olması. Kızım yeni başlıyor üniversiteye. Oğlan da zaten lisede. İki tane. Ne yaptın? Ortaokulda mı evlendin? He.
Yok ama akademide çocuk peşinde koştuğum doğrudur. Hızlıymışsın. Gerçi sen de öyle çok babalık oturmuyor gibi üstüne yani. Nasıl yani? Ya şey demek istiyorum, hani böyle çok çoluk çocuk peşinde koşan baba tipi yok sende. Sanki sen daha çok hani bu tip sorumlulukları anneye yıkan işkolik bir babasın gibi. Sende var mı çocuk? Hı-hı. Sözlüyüz biz henüz. Sözlü kaldı mı o şeyler ya? Sözlü, nişanlı falan. Tabii. Ne zaman düğün kısmetse? Çıkınca. Nereden çıkınca? İçeriden. İçeriden derken? Cezaevinden. Ha, Allah kurtarsın. Hı. Hanımefendi, isterseniz sizi alalım, rahat edersiniz. Hepinizi misafir edelim, buyurun. Arkadaşım, biz burada mutluyuz, memnunuz. Sen işine bak, devam et. Ya yeter. Ya siz almayacaksanız biz gerekeni yapalım yani. Bir bayana bu şekilde davranılması doğru bir şey mi? İlla seni mi dövelim lan? İlla kafanıza mı sıkalım lan? Bırak lan! Bırak! Müdür bırak! 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 Müdür bırak! Sakin Oktay, sakin! Dur! Oktay! Dur! Dur! Mekanda bir yanlışımız olmasın diye uğraşacağımız yerde sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. Bırak. Tamam bırak, tamam bırak. Sakin. Yürüyeceksin. Tamam. Sakin. Tamam, sen sakin oluyorsun artık, tamam mı? Tamam. Bir şey de yapamaz, yolladık zaten. Hadi. Oktay'ın kusuruna bakmayın. Alışkınız böyle şeyler. Neymiş konu? Şarkıcı Şule Hanım'la Oktay bakışmış mı? Ondan şarkı mı istemiş? Kıskanmış işte. Olmaması gereken şeyler. Evet, olmaması gerekir. Doğru. Biz isterseniz arzu edersiniz bitirelim. Yoksa kâfi mi kağıtlar? Kâfi. Yani bitirdik sayılır zaten hepsini. Artık top sizde. Eğer ödemelerde gecikme olmazsa herhangi bir sıkıntı da olmaz. İnşallah Naz Hanım, böyle arızalar yaşamazsak paramızı denkleştiririz. Ben eşyalarımı toplayıp çıkıyorum o zaman. İyi akşamlar. Göstersin biraz. Anlat, ne oldu? Ne oldu? İşte ben sahnemi yapıyordum her zamanki gibi. Sonra o masa karıştı. Adam kadını tokatladı. Sonrası da bildiğin gibi işte. Tanımıyorsun yani. Yok yani çok tanımıyorum ama... ...ikinci sınıf bir manken bildiğim kadarıyla o kadın. Adamı. Oktay'ı. Oktay işte... ...o mafyanın oğlu şey... Sürmeneli Fevzi. Onun oğlu ama o kadar biliyorum yani. Sen buna pas mı verdin? Kartal aşk olsun yani. Ben sahnem ne gerektiriyorsa onu yaptım. Ne eksik ne fazla. Sen beni mi kıskandın? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi ya Resulallah.